Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün sizlerle Netflix'te izlediğim 7 tane içerikten bahsedeceğiz. Sadece 2 tanesini bayıla bayıla izledim. Onun detayını vermek istiyorum. Zaten onlardan başlayacağım. Ama ondan önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Diğer videolarıma ulaşmak isterseniz sağ üst köşedeki kalplerden ulaşabilirsiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videoma geçiyorum. İlk içeriğimiz 23 yapımı olan bir mini dizi. İsmi Bodies. Türü gizem, gerilim, suç ve Britanya yapımı. Konusuysa 4 farklı zamanda beklenmedik şekilde ortaya çıkan bir ceset ve olayı çözmeye çalışan 4 farklı dedektif bunun nasıl olduğunu bulmak için zorlu şartlarla mücadele eder. Çok güzel bir diziydi. O kadar bilim kurgunun da üstüne çıkmış bir diziydi ki çok beğendim gerçekten. Bu spoiler sayılıyor mu bilmiyorum ama burada vermedim özette ama başka bir yerde özetinde vardı. Eğer bakmak isterseniz orada mutlaka göreceksinizdir. Bu bir zaman yolculuğuyla alakalı dizi. Son zamanlarda izlediğim en iyi zaman yolculuğu dizisiydi. Zekice hazırlanmış, her şey birbirine çok güzel bağlanmış. Tasarım konusunda bayağı beğendim. Senaryoyu kim yazdı bilmiyorum ama gerçekten inanılmaz bir senaryoydu. İzlerken de sonunda ne olacak? Nasıl çözeceğiz olayı? Ve 4 farklı dedektif olduğu için dedektiflerin gözünden bakarken o cesedin nereden çıktığı, nasıl geldiği, neden öyle olduğu bir sürü soru vardı ve hepsinin de cevabını bize son yanılmıyorsam 2 bölümde falan vermiş oldu. Ayrıca eğer ki yanlış anlamadıysak dizinin ikinci bir sezonu gelebilir. Sonunda bize bir bağlantı verdi. Onun da inşallah ikinci sezonu da gelir. Çünkü mükemmel bir senaryoydu. Mutlaka izlemeniz için tavsiye ediyorum. İkincisi 2022 yapımı olan Kayıp Şehir. Türü romantik komedi macera olan filmimizin konusu bir aşk romanı yazarı kayıp hazineyi arayan egzantrik milyarder tarafından kaçırılınca kapak modeliyle birlikte bir orman macerasına atılır. Burada Sandra Bullock, Channing Tatum ve Daniel Radcliffe başrolde. Ayrıca arada Brad Pitt geliyor gidiyor. Çok güzel bir filmdi. Gerçekten gülmekten yerlere yattığım filmlerden bir tanesiydi. Aşırı güzel filmdi. Komedi türünde yine son zamanlarda izlediğim en iyi bir tanesiydi. Sandra Bullock'a bayıldım. Böyle bir tatlılık, böyle bir şirinlik yok. Kadın suratında mimik olmamasına rağmen komikti. Çok beğendim. Mutlaka izlemeniz için öneriyorum. Şimdi geldik biraz eleştirel bazda garip olan bir filme. Ya biz de aynı şekilde düşündük bu arada. Sadece diğerleri değil. İsmi Dünyayı Ardında Bırak. 2023 yapımı gerilim ve kitap uyarlaması filmimizin konusu internet yok, telefon yok, normale dönüş diye bir şey yok. Dünyanın sonu gelirken kime güvenebilirsiniz? Böyle bir özet yazmışlar. Açık konuşmak gerekirse filmimiz dünyanın sonunun gelişiyle alakalı, insanların dışarıda kalıp neler yapabileceğiyle alakalı, kimsenin kimseye güvenmemesiyle, bir sığınak bulma zorunluluğuyla alakalı bir durum ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıldığı için insanlar ne yapacağını bilemiyorlar. Bu arada bu tür dünyanın sonu filmlerinde genelde telefonların falan çalışmaması iyi bir şey çünkü direkt hackleniyor. Eğer elektronik herhangi bir eviniz varsa ya da arabanız varsa vesaire bu tür zamanlarda hackleniyor. O yüzden ben genelde manuel kullanımdan yanayım her zaman. Eski şeyler genelde takip edilmesi zor oluyor, hacklenmesi zor oluyor. Bunu daha detay verelim. Bu film birazcık böyle Julia Roberts, ya başrollerimiz çok iyi olabilir ama ya Ethan Hawke falan var. Adam mesela çok salak geldi bana. Yani insan kapına, şimdi filmden spoiler vereceğim. Ya kapına herhangi biri geliyor ve onu direkt evine alıyorsun ya da ne bileyim gidiyorlar salak salak kızıyla sigara falan içiyorlar. Yani gerçekten çok ilginç şeyler yaşandı. Alakası olmayan öyle durumlarda gerçekten zihinlerinin boşluğa düştüğü bir dönemde salak salak şeyler yapan insanları gördük. Bana çok saçma geldi. Sadece filmin içerisinde en beğendiğim nokta adamın kızıyla Julia Roberts bir kulübe var. Böyle uzakta orman kulübesi gibi bir şey. Oranın içindeki bir konuşma vardı. Julia Roberts'ın bir repliği var. Ona bayıldım sadece. Gerçekten tek hak verdiğim nokta orasıydı. Yani filmden biz sıkıldık açıkçası. Çok uzatmışlar. O yüzden çok da beğenmedik ama izlemeniz için öneriyorum. Şimdi geldim 23 yapımı bir askeri filme. İsmi Kan ve Altın. Askeri drama Almanya yapımı filmimizin konusu 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da orduda olmak istemeyen bir genç kaçınca vatan haini ilan edilir. Yakalanmak için tüm orduyu acımasız komutanları peşine düşer. Konusal bazda çok güzeldi. Senaryosu inanılmazdı ama başrol adam ve sonradan buluştukları bir kadın ve kardeşi var. Kardeşi çok tatlı ama kadın o kadar salak ki. İkisi de başrolde kadın da ikisi de aşırı salaktı yani. Saçma sapan şeyler yaşanıyor. Dövüş sahnelerini beğendim. Dediğim gibi konusu güzel. Ama dövüş sahnelerinde de yine
çok eski kafayla yazılmış. Yani hiç zekice bir şey yoktu. Hiç insan azıcık aklını kullanır diyorsun dövüşürken falan. Yok, o da yok. Ama yine de izledik, beğendik, öneriyorum. Bir başka filmimiz 2022 yapımı Evlen Benimle. Romantik komedi filmimizin konusu, dünyaca ünlü şarkıcı konserinde evlenme teklifi almak üzereyken aldatıldığını öğrenir. Konsere gelen rastgele biriyle evlenmeye karar verir. Filmimizde Jennifer Lopez ve adamın adını unuttum. İkisi oynuyor başrol. Maluma da var bu arada. Aldatan sevgili de Maluma. Yakışmış. Neyse, baba oluyor şimdi, çok arkasından sallamayalım adamı. Yani Jennifer Lopez'in filmi ya birazcık romantik falan olur diye bekledim ama gerçekten çok düz ve çok basit yazılmış bir senaryoydu bence. Bayılmadım. İzlerken hadi bitsin diye, hani o kadar zorlamışlar ki yani çok uzatmışlar. Hadi bitsin diye çok bekledik. Sıkıldık. İstediğimiz romantizmi de bize geçiremedi. Sıkıldık. O yüzden çok beğenmedim. Sırf Jennifer var diye izledik yani. İşte izleyebilirsiniz. Sıkıldık. Bu da bu listeye dahil oldu. Ne yapayım, bunu da izlemiş bulundum. Şimdi beğendiğimiz bir romantik filmi önermeye geldim. Venüs'te Görüşürüz. 2023 yapımı romantik drama, gençlik ve kitap uyarlaması filmimizin konusu. Kalplerindeki acıyı hafifletmeyi uman genç Mia ve Kyle, Mia'nın öz annesini bulmak için İspanya'ya yolculuğa çıkar. Film baktığınızda dümdüz bir romantik komedi gibi duruyor ama aslında öyle değil. Biz mesela ya aman çoluk çocuk işte konusu da dümdüz, ikisi de birbirine aşık olacak falan falan diye başladık. Ama film aşırı güzel gitti. Karakterleri çok beğendi. Romantizmi bize geçirdi. Özlediğiniz tatlı tatlı filmlerden biriydi yani, öyle söyleyebilirim. Çok beğendiğimiz için mutlaka izlemelisiniz. Son filmimize gelecek olursak Elena Biliyor. 2023 drama, kitap uyarlaması ve Arjantin yapımı filmimizin konusu. Bir anne kızının ölümüyle beklenmedik şekilde dedektifliğe soyunur. Ama soruşturmada yol aldıkça asla gerçekten tanımadığı yol arkadaşının gerçek yüzü de ortaya çıkar. Filmimiz işleyiş bazında birazcık yavaş, birazcık sıkıcı gibi gelebilir ama son yarım saatte işler çözülünce iyi ki de izlemişim diyorsunuz. Öyle bir film. Ama gerçekten izlerken bizi yordu. Sıkıldık. Hani hızlandırmaya çalışamam aslında yani. İlla o konuyu orada bir detay veriyor, bir şey veriyor. Dinlemek zorundasın yani. Ama sonunda aslında olayın özünü bize verdiği için ben beğendim. Güzel filmdi. Bunu da mutlaka izlemelisiniz. Evet arkadaşlar, bu haftaki videonun da sonuna geldik. Umarım verdiğim içerikler hoşunuza gider. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ne konuşacağım şimdi? Sadece iki tane bayıla bayıla izlediğimiz var hani. Kore dizisinin? Koreleri biriktiriyorum, sonra söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özge. Ama bu ikisi beni dinliyor. Röportaj falan vermek için çıkacaksam bir yerlere falan. Ne şu içindeki atlet mi? Atletim. O gözükmesi olmaz mıydı? Olmaz. Gözüksün. Tamam, gözüksün. Ben serseriyim. İyi tamam. İlk içeriğimiz... Ablacığım bir sus çocuğum. İlk içeriğimiz 2023 yapımı olan... Anne, bir şeyler yapıyor. Bir mini dizi. Dur. İlk içeri... Başlayamayacağım. Ayrıca eğer ki... Mırlanma çocuğum, arkadan sesin geliyor. Çok kalın sesi var. diye geliyor. Abartmıyorum bu arada. Biz çok güldük. Anne, hatırlıyor musun? Çok kahkaha attı. Evet. Hatta sen. Doğru lan, baya baya. Tamam işte, mis gibi film. Ablan yarıldı. Evet, ben baya kendimi parçaladım. Başrolde diğer Muhammed Ali miydi? Yo, Muhammed Ali'nin alakalı boksör. Başrol... Bak başrol. Son filmimize geldik. Anne bir şey soracağım. Hayır, bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Sıkıldık.